Merhaba Gülten Hanım. Merhaba. Ben gitmedim bir yere. Görüyorum. Ben şeyle yani biz daha doğrusu Cemile'yle konuştuk. Biliyorum. Yani o konuda gerçekten rahat olmanızı istiyorum. Benim tarafımdan Cemile için bir sıkıntı yok. Yani ben de en az sizin kadar onun iyi olmasını arzu ederim. Cemre anlattı bana son durumları. Ama ona söylediğin her şey doğru şeyler, yani doğru gerekçeler. Ama yavrum sen de keşke ta en başından söyleyemişsin yani. Hiç olmazsa senin suskunluğundan umutlar beslemezdi yani o da. Ama kırgın değil sana, merak etme. Anlıyor seni. İnanıyor sana, hiç kimseye inanmadığı kadar. Aslında hiç kimsenin kolay kolay yapamayacağı şeyi yapıyor senin için. Neyse, hadi iyi günler. Bir dakika, bir dakika Gülten Hanım. Ne demek şimdi bu ya? Cemre benim için ne yapıyor? Ya bırak ya, şimdi boş ver Allah aşkına Kuzey. Hayır, ya. Lütfen söyler misiniz bana? Ne demek kimsenin kolay kolay yapamayacağı şey Gülten Hanım? Kuzey yapma ya. Daha fazla zorlama Allah aşkına. Hayır, bir dakika, bir dakika. Ne demek istediniz? Söyleyin bana. O evlilik senin için devam ediyor demek. Ne? Benim için mi? İyi tamam, hadi daha tek kelime alamazsın ağzından. Bir dakika ya Gülten Hanım, ne demek benim için ya? Ya Kuzey! Gülten Hanım söyler misiniz? Ne demek yani, benim bilmediğim ne var? Bana bunu söyler misiniz? Bak benim de bir şey bildiğim yok aslında. Bakın Gülten Hanım lütfen. Bak vallahi bak, ben de neler olduğunu hiç bilmiyorum ama benim tek bildiğim şey Barış'ın Cemre'yi seninle tehdit ettiği. Ne? Tehdit mi etmiş o alçak? Yok yani Cemre asla bana böyle bir şey söylemedi yani. Ben bunu söyledim, dedim ne saçmalıyorsun anne dedi bana ya. Hiç alakası, bu tamamen benim kendi fikrim. Yani tamamen benim düşüncem. Cemre'yle hiç alakası yok yani. Sen evlisin. Sen Cemre Hakmen'sin, sen... Barış'ın karısısın. Kağıt üzerinde öyle. Bu benim kendi hüsnü kuruntum da olabilir. O şekil yani. Tamam, tamam Gülten Hanım. Ay Kuzey nereye? Kuzey nereye? Bana bak ne olursun, çok fena olur aramız. Sakın Cemre'ye bir şey söyleme Kuzey. Nereye gidiyorsun? Kuzey. Merak etmeyin, bir şey söylemeyeceğim. Allah aşkına benden bahsetme tamam, annem söyledi deme. Sen bu adamlarla sözleşme imzalamadın mı? Senden başka biriyle nasıl anlaşırlar? Sözleşme burada, süresi belli, şartları belli. He? He? Peki bu gelişmeden neden bizim haberimiz yok? Sana Katar'dan sözleşmenin iptaliyle ilgili bir belge geldi mi? Hayır yok, öyle bir belge gelmemiş. Bütün bunlar yaşanırken sen ne halt ediyordun orada? Ya bırak, beni ilgilendirmez Sümer. Senin Katar'da bulunma sebebin bu. Biz yokken anlaşmazlıkların önüne geçmek. Bırak da anlatma şu adamı. Bana bak, bana bak, beni dinle. Ne yap et, adamları ikna et. Sorun çözülene kadar oyala. Bu projeyi elinden kaçırma. Tamam, tamam, ben bugün bir mail göndereceğim. Sevkiyatı bu hafta için aldırmaya çalışacağım. Ya sızlanmayı sürdürürlerse ben gelirim. Yüz yüze ben konuşurum. Sen dediğimi yap. Adamların gazını al önden. Sonra benden haber bekle. Aptal, aptal! Ne işe yarıyor orada anlamış değilim ya. Ne diyor? Ya ne diyecek? Yetkim dışında gelişen olaylar var. Sizin araya girmeniz lazım falan. Bütün tartışmayı biz yapacaksak bu adamın ne işi var orada? Ha işte. Bence bizim de kesin Katar'a gitmemiz gerekir. Sen dur, nereye gidiyorsun? Daha balayındasın hala. Ya bırak Allah aşkına Can ya. Hiçbir şey bundan daha önemli değil. Halka açılmak söz konusuyken böyle bir projeyi kaybedemeyiz. Bu ne şimdi ya? Kuzey ne oldu? Can Bey, biz iki dakika bir konuşabilir miyiz? Müsaade edebilir misin bize? Olay çıkmayacak değil mi? Yok yok, bir şey çıkmayacak ya, konuşacağız. Adam gibi konuşacağız, rahat ol. Hiçbir şey çıkmayacak. Rahat ol ya. Ya konuşacağız diyorum yani. Lütfen. Evet, söyle bakalım. Cemre neden seninle evlenmiş? Niye mi evlendi? Sen tehdit ediyormuşsun o kızı. Benimle mi tehdit ediyorsun? Bak şu anda polisi arayabilirim.
Ofisin bastığın için seni içeri attırabilirim. Beni dinle. Bak. Senin gözlerinin içine bakarak konuşuyorum. Eğer sende birazcık erkeklik varsa lan, biraz delikanlıysan, benimle ilgili elinde en ufacık bir koz varsa ne yapacaksan yap. Ama seni rahat bırakmayacağım. Seni rahat bırakmayacağım. Sen kazayla mı tehdit ettin Cemre'yi? Neyle tehdit ettin? Ya bana... Bana söyle. Bana söyle. Senin elinde ne var? Ne var elinde söyle. Cemre seninle zorla evli kalmayacak. Eğer Cemre'ye zarar verdiysen... Bak. Bak bu alnındaki yarayı ben onu gördüm. Eğer alnındaki yara... senin eserinse... senin benden çekeceğin var. Zorbalık senin işin Kuzey, ben hiç anlamam. O yüzden de Cemre'yi zorla tutmak diye bir şey söz konusu bile olamaz. Pardon. İyi insan lafının üzerinden vermiş. İstersen ona soralım. Alo, Cemre? Kuzey her an oraya gelebilir Barış. Ben anneme gerçekten hiçbir şey söylemedim. Annem sadece kendi kafasındakileri söylemiş. Barış lütfen bir şey yapma, tamam mı? Tamam, tamam, tamam canım. Anladım. Cemre bir saniye bekler misin? Ben seninle başka bir şey konuşacağım. Cemre... Ben... Ya bunu nasıl söylenir hiç bilmiyorum ama... uzun uzun düşündüm. Sana haksızlık ettiğimi fark ettim. Eğer Kuzey'i gerçekten seviyorsan... Barış lütfen. Bir saniye beni dinler misin? Beni dinle. Eğer gerçekten onu istiyorsan... seni şu andan itibaren azat ediyorum seni. Serbestsin canım. Eğer gerçekten istiyorsan hemen boşanabiliriz. Barış. Sana bir şans veriyorum Cemre. Eğer gerçekten Kuzey'i seviyorsan ben aranızda olmak istemiyorum. Kuzey'e git. Sevdiğin oysa ona git. İnfaz et beni. Ben buna engel olmayacağım. Ben bir yere gitmiyorum. Konuştuk ya seninle uzun uzun, anlaştık ya. Ben seni sevmeyi çok istediğimi söyledim ya. Hani bana zaman verecektin, şimdi niye böyle yapıyorsun? Düşündükçe şüpheye düşüyorum çünkü. Emin olamıyorum sözlerinden. Bir daha seni utandıracak bir şey yapmayacağım. Bana güven. Lütfen beni bırakma. Sana güveniyorum aşkım. Şimdi çok önemli bir toplantım var. O yüzden kapatmam lazım. Akşam baş başa uzun uzun konuşuruz. Bir daha açılmamak üzere kapatırız bu konuyu, olur mu? Tamam. Ben onu hiçbir zaman tehdit etmedim. Aklını kullanmasını öğütledim sadece. Senin ne olursa kaybedeceklerini, benim ne olursa kazanacaklarını anlattım. O da düşündü, taşındı ve bir tercih yaptı. Sakin, rahat, risksiz, suçlulardan uzak, sabıkadan uzak. Zengin bir hayatı seçti, Güney gibi. Gücü seçti. Sizin gücünüzün ta içine s**tım lan ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.